Muharebe sahasında düşük geri tepmeli, yüksek ateş güçlü toplara olan ihtiyaç giderek artıyor. Bu da Türk savunma sanayisi için kolay bir çözüm. Her şeyi yapabilecek kabiliyete sahibiz. Bunu da üretmeye başladık. Bu top, Kızıl Elma ve Atak 2'de de kullanılacak. Gelin, savunma sanayimizin yeni canavarına yakından bakalım. Türk savunma sanayisinin önde gelen ateşli silah üreticilerinden Canik, kısa süre önce İngiliz AEI Systems şirketini satın alarak kazandığı orta kalibre top üretme kabiliyetini İstanbul'da 25-28 Temmuz'da düzenlenecek 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda birçok milli platformla birlikte sergileyecek. Deniz, hava ve kara platformları için önem taşıyan 30x113 mm top Venom LR'ın, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynaması bekleniyor. Muharebe sahasında düşük geri tepmeli yüksek ateş güçlü toplara olan ihtiyaç giderek artıyor. Taktik tekerlekli zırhlı araçlar ya da insansız kara araçlarıyla birlikte kullanılan uzaktan komutalı silah sistemlerinin küçülen boyutlarına rağmen artan hassasiyeti yeni mühimmat teknolojilerinin sunduğu kabiliyetlerle birlikte ele alındığında muharebe sahasında bir değişim süreci yaşanıyor. Daha önce sadece sabit ve döner kanatlı askeri hava platformlarına özel çözüm olarak algılanan 30x113 mm otomatik top sistemleri, insanlı ve insansız kara, deniz ve hava araçlarında yakın geleceğin silahı olarak nitelendiriliyor. 30x113 mm mühimmat kullanan, düşük ağırlık ve geri tepmiye sahip kompakt boyutlardaki Venom LR, söz konusu ihtiyaçları karşılamaya yönelik güçlü bir seçenek oluşturuyor. Canik Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, AEI Systems satın almanın bir Türk yatırımcının İngiltere'de savunma lisanslı bir şirkete yatırım yapmasına ilişkin ilk örneği oluşturduğunu söyledi. AEI Systems'ın 65 yıllık Aden tipi tamburalı toplar, Oerlikon toplarının İngiliz versiyonlarını üreten firma olduğuna işaret eden Aral, şirketin BAE Systems'tan sonra İngiltere'de bu üretimi yapan ikinci firma olduğuna değindi. Aral, bu firmayı satın almalarının en önemli sebebinin envanterindeki 30x113 mm top olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Bu silah, hafif geri tepmeli olarak tanımlanıyor. 30 mm silahlarda normalde sönümleyici olmadığı zaman yaklaşık 30 kN'a kadar büyük bir geri tepme var. Bu silah kendinden sönümlemeli, daha modern bir versiyon. Silahta 7 kN geri tepme var. Bunun yanında yüksek patlayıcı mühimmat, havada infilak edebilen mühimmat, programlanabilir mühimmat atabilme özellikleri dolayısıyla bu silah 4x4'lerden istenilen ebattaki kara araçlarına kadar kullanılabiliyor, tankların dronlara karşı korunmasını sağlayacak silah olarak kullanılabiliyor. Ağır sınıf taarruz helikopterlerinin çene taretinde bir 30x113 mm silah var. Birçok İngiliz uçağında sönümleyicisiz şekilde 30 mm silahlar mevcut. O yüzden kullanım alanı çok geniş. Çok kritik mühimmatları atabiliyor. Bu da ilgimizi çeken alan oldu. Bu önemli bir proje. Silahı bu özellikleriyle Türk savunma sanayisindeki platformlara entegre etmek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Aral, 2022'de yaptığımız alımdan sonra Havelsan'ın Kapkan projesinden Nurol Makina'nın Ejder Yalçın projesine çalışmalarımız var. Baykar'la Kızıl Elma için bile görüşüyoruz. TUSAŞ'ta Atak 2 helikopterinde çene taretinde bu silahı görüşüyoruz. Kullanım alanı çok geniş. Türkiye'nin de ciddi şekilde bu silaha ihtiyacı var, dedi. Rus menşeli ya da NATO bünyesindeki platformlarda ağırlıklı olarak 12.7 mm silah sistemlerinin kullanıldığına işaret eden Aral, 12.7 mm çekirdeğin ebatından dolayı patlayıcılı mühimmat bugün yok. Olsa bile patlayıcı miktarı düşük olacak. 30 mm gibi bu kadar hafif ve geri tepmesi düşük olan bir sistemin yüksek hareket kabiliyeti olan platformlar üzerine takılması muazzam bir avantaj sağlıyor. Bunu da bu sene İDEF fuarında göreceğiz. Kara araçlarının, insansız kara araçlarının, hava araçlarının üzerinde göreceğiz. Silahımız kendi taretimiz ve başka taretler üzerinde sergilenecek, diye konuştu. Aral,
deniz platformlarına yönelik 12.7 mm Targan projesi kapsamında Havelsan ve Uni Robotics'te geliştirme yaparken kule yapısını 30 mm'yi de kaldıracak şekilde yaptıklarını vurguladı. Cahit Utku Aral, fuarda çeşitli kule çözümlerinin de farklı platformlarla sergileneceğini belirtti. Türkiye'de ve yurt dışında bir dizi yeni ve modernizasyon projesi bulunduğuna işaret eden Aral, tanklar, eski zırhlı araçlar modern silahlarla donatılıyor. Ne kadar büyük proje geleceğini anlamak için şunu bilmek yeterli. Dünyada bu silahı bu kalibrede üreten 3 üretici var. Biri Amerika, biri Fransa, biri biziz. O yüzden silaha olan ihtiyaç ve bu mühimmat portföyü de ortaya konulduğu zaman çok yakın zamanda her yerde bu silahı göreceğiz, dedi. Aral ilk olarak tamburalı top sisteminde 25 mm'yi ortaya koyacaklarını, AEI Systems'ın ürün portföyünde de bu ürünün bulunduğunu söyledi. Aral şöyle konuştu. Türkiye'de bir projede talep olmamasına karşın dünyada bu ürünü teklif ediyoruz. Bir taraftan da tam buralı olmayan 12.7 gibi çalışan 20x102'miz var. 20x102'mizin bir modernizasyon süreci var. 30x113 ile yapacağımız entegrasyon çalışmaları, kalifikasyonu, yüksek adetli üretimlerimizi yoluna soktuktan sonra 20x102'nin modernizasyonunun projelendirilmesine başlayacağız. 20x102 de önemli bir silah. Mühimmatı birçok ülkede bulunuyor. Önemli bir kalibre olduğunu düşünüyoruz. Bu silahları da hayata geçireceğiz. Firma stratejisi olarak 30x113'ten 25'lerden daha büyük, çekirdek çapından çok kovan boyu önemli. Bu çaptaki silahların daha büyükleri için şimdilik bekleyeceğiz. Amacımız 12.7 ile 30x113 arasındaki bütün ürün portföyünü geliştirmek. Bu sayede konvansiyonel dediğimiz daha çok üretilebilen, daha çok satılabilen, daha fazla platforma entegre edilen ürünlere odaklanacağız. Çünkü firmamızın amacı yüksek adetli üretim, satış ve ihracat. Bu önemli proje için İngiltere tarafına teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'deki elçilik ve konsolosluk bu projede çok yanımızda oldular. Destekleri için teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bu vizyon çerçevesinde kazanılan kabiliyetlerin mühimmatlarla desteklenmesi konusunda güzel çalışmalar başlamış durumda. Hiç şüpheniz olmasın. Önümüze çıkartılan her engel bir süre sonra aynı teknolojiyi ve ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir. Karada, denizde ve havada kendisinin ve dostlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye sahip Türkiye'ye ulaşmaya az kaldı, bunu da ifade etmek istiyorum. Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçlarını, güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor.